İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Yayla'da Alışveriş Merkezi'nin sergi salonundan sesleniyoruz. Sevgili seyirciler, dün burada bir sergi açıldı. Sergimiz geleneksel Türk sanatları. Hat, teship, ebru ve minyatür üzerine bir sergi açıldı. Sergimizin açılışı yapıldı. Biz haberlerde kısaca verdik ama biraz şu sergiyi daha yakından tanıtalım. Bu çalışmaları daha biraz geniş şekilde tanıtalım istedik ve şu anda sergideyiz. Sergi Zeynep Bayyiğit Çanakçı tarafından ve kursiyerler tarafından açıldı. Biz hemen Zeynep Hanım'a döneceğiz ve sizi bir tanıyalım bakalım. Ben Zeynep Bayyiğit Çanakçı, evet. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tesip Minyatür Ana Sanat Dalı mezunuyum. Evet. Bu bölüm her ilde yok anladığımız kadarıyla, değil mi? Konya Selçuk Üniversitesi'nde var. Başka nerelerde var? İstanbul'da falan. İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde var. Mimar, evet. Sinan Üniversitesi'nde de var. Çanakkale'de var. Birkaç üniversitede var. Her bölüm Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, her şeyinde fakültesinde yok. Bölüm. Mesela burada da var Güzel Sanatlar Fakültesi, değil mi? Evet, yüksekokul olarak var. Yüksekokul olarak var. Evet. Bizim bölümümüz 4 yıllık. Güzel Sanatlar Fakültesi üzerinde bölüm olarak açılıyor. Evet. Bölüm üzerinde hat ve tesip olarak ana sanat dalları olarak ayrılıyor. Ben tesip ana sanat dalı. Peki bu akademik anlamda bu geleneksel sanatların öğretilmesi çok eski mi bu üniversite boyutunda? Üniversiteler olarak çok yeni. Yani en fazla 10 yıl süresincedir yani. Evet. Daha yeni yeni. Zaten geleneksel Türk sanatları bölümü olarak böyle belediyenin ve halk eğitimin kurslarında öğretiliyor şu an için tesip, evet. Daha. Peki siz o okulu bitirdiniz, geldiniz, Balıkesir'desiniz ve halk eğitimde hocalık yapıyorsunuz, doğru mu? Söyle. Balıkesir'de iki yıldır çalışıyorum halk eğitim bünyesinde. Evet. Çalışmalarımız ve sergilerimiz oldu bu aralarda. 4-5 tane sergimiz oldu. Bu 5. sergimiz. Evet. Balıkesir'de bu tesip sanatının ve geleneksel Türk sanatlarımızın yaygınlaşması, tanıtılması için çaba sarf ediyoruz. Evet, şimdi burada hat ve tesip sanatı üzerine sergiler açıldı. Dışarıdan gelenler vardı. Bir de burada o dışarıdan gelen hocaların talebeleri vardı. Burada yürütenler vardı ama siz artık okullu olarak, akademik, bu işin akademik yönden tahsilini alan biri olarak buradasınız, halk eğitimdesiniz. Peki halk eğitimde hangi kursları açtınız? Hangileri üzerinde durdunuz? Sadece tesip kursu açıyorum. Tesip. Evet. Tesip kursu üzerine çalışıyorum. Ama kendim ayrıca da minyatür çalışmaları da yapıyorum. Evet. Peki o zaman şu yapılan çalışmalardan biraz bahsedelim. Anlatın, sonra kursiyerlerinize döneceğim. Onlar ne kadar süre içerisinde geldiler, ne zaman öğrendiler? Çünkü bu geleneksel bir sanat ve manevi yönü biraz daha kuvvetli ve biraz insanların, böyle herkesin gitmeyeceği bir dal. Yani herkes gitmez buna. Biraz zevk alması. Biraz da tanımıyor insanlarımız henüz. Yani bilhassa mesela Konya'da eğitim aldım ben. Konya'da bu bölüm hem açıldığı için hem de buna çok ilgi olduğu için daha çok tanınıyor. Ama Balıkesir'imizde henüz, belki bölümden de kaynaklanıyordur, tanınmıyor maalesef. Ben ilgi belki o yüzden de, biz de işte yavaş yavaş tanıtmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz. Peki şimdi gelelim birinin üzerinde duralım. Şöyle biraz ben de sizin tarafa geçeyim. Siz anlatın, Hakan görüntülesin. Evet. Biz ilk olarak hattatlarımızdan yazıyı alıyoruz. Sadece bu kısmı alıyoruz hattatlardan. Daha sonra tasarım yapıyoruz. Bunun üzerinde kara kalem olarak tasarım yapmaya başlıyoruz. Tasarım yaptıktan sonra işleniyor. Renk altın ve boyalarla işleniyor. Bunun şimdi altındaki malzemesi nedir? Alt taraftaki malzeme? Geleneksel olarak biz okulda eğitim olarak kağıdını bile biz yapıyoruz. Kağıdın mı? Normal A4 kağıdı bitkisel boyalarla boyayıp daha sonra kendimiz murakka dediğimiz murakka tahtasına nişastalarla yapıştırıp kağıt hazırlıyoruz. Daha sonra altın ve boyalarla işlemesini yapıyoruz. Çünkü atalarımız bunu yüzyıllarca yapmışlar. O zaman bugünkü teknoloji yok. Ve kendileri üretmişler her şeyi. Hatta ecdadımız boyalarını bile kök boyalardan, toprak boyalardan kendileri yaparak yapıyorlarmış. Şimdi biz boyaları hazır alıyoruz. Bu boyalar hazır ama istenirse yapılabilir yani. Onu da öğrettiler mi size okulda?
bize kağıt boyamasını öğrettiler. Bu boya kısmını öğretmediler ama istesek yani kök boyalarla ve altınlarla yaparız. Zaten kağıtlarımızı da bitkilerle boyuyoruz. Peki o alaylı dediğimiz usta çırak olarak gelen tesip sanatçıları zannediyorum onun boyasının da nasıl yapıldığını biliyorlardır. Onlarla da çalıştığınızda belki onlar da öğretirler. Peki bunu yaptıktan sonra bütünlüğü nasıl sağlıyoruz? Eskiz çalışması yaptıktan sonra tasarımı hazırladıktan sonra renklerine karar veriyoruz. Nereye ne yapabilirim, ne renk çalışabilirim? Renk uyumları da çok önemli zaten. Altın, çoğunlukla altın kullanıyoruz ki tesip zaten altınlamak manasına geliyor. Evet. Yani burada sarı, mesela sarı gördüğümüz her yer altın. Yeşil altın kullanıyoruz, sarı altın kullanıyoruz, beyaz altın kullanıyoruz. Ve boyalarla bunları gerçekleştiriyoruz. Yani tesip, hat sanatçısının yazdığı o yazıyı tesiple süslüyorsun. Süslüyoruz. Bu. Zaten daha ilk olarak tesip de Kur'an-ı Kerim süslemek adına çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in bütün sayfalarının kenarları furdolay, öyle mi? Evet, Kur'an-ı Kerim bir nevi Kur'an-ı Kerim sanatı olarak başlamış. Şimdi böyle levhalarda yapılıyor. Zaten tesip belki de diğer ülkelerde işte Amerika'da, Avrupa'da falan yoktur. Var mı? Yani var aslında. Yani Müslümanlık bir nevi Kur'an-ı Kerim yayıldıkça. Yani Müslümanlara has bir sanat. Bir nevi, evet. Tamam. Peki şimdi burada bu gördüğümüz kursiyerlerin eserleri var değil mi burada? Evet, hepsinin eserleri var. Hepsinin eseri var mı? Kimi bir sene çalıştı, kimi iki sene devam etti kurslarımıza. Hepsinin eserleri mevcut. Peki, şimdi ben yaklaşayım biraz yanlarına. Sizi bir tanıyalım. Ben Merve Fidan. Meryem. Merve Fidan. Merve Fidan. Merve Hanım, siz halk eğitimde birçok kurs var. Birçok kurs açılıyor. Tesip sanatına ilginiz mi vardı, kendiniz mi seçtiniz? Yoksa gittiğinizde işte orada bir boşluk vardı da hadi ben de tesipe gideyim mi dediniz? Bir kere buna yönelme amacınız neydi? Benim şöyle başladı. Bir sene öncesi halk eğitimde sergi olmuştu. Evet. Ben o zaman gördüm ve hoşuma gitti. Dedim kayıt olacağım dedim. O şekilde başladım yani. Ama o sergide görmeden önce tesip nedir, tesip sanatı nedir biliyor muydun? Hayır, hiçbir şey bilmiyordum yani. Sergiyle birlikte öğrendim. Evet. Şu an devam ediyoruz yani. Peki girdikten sonra, öğrenmeye başladıktan sonra, yapmaya başladıktan sonra sevdiniz mi, zevk aldınız mı? Şu anda nedir bakış açınız? Yani ilk başta biraz zorlanma oldu ama daha sonra yani içine girdikçe sevmeye başladık. Yani devam etmeyi düşünüyoruz inşallah. Evet. Peki o tesipteki, gelir misiniz be? O tesipteki figürler, o şekiller falan nasıl oluşturuluyor? İlk kendi hafsalanızda mı yoksa var mı örnek? İlk olarak motifleri öğrenmekle başlıyoruz. Evet. Motiflerde doğadan yorumlanmış motifler, stilize edilerek oluşturulmuş motifler. İlk önce öğrencilerimize motifleri öğreterek başlıyoruz. Hmm. Bu bir dönem, yani uzun bir dönem motif öğreniliyor. Evet. Daha sonra fırça aşaması, fırça tutmayı öğreniyoruz. Daha sonra da tasarım aşaması. Tasarım herkesin tabii kendi şeyine bağlı. Aklı kendi hayal ederek, evet, kendileri tasarlıyorlar. Peki, biz devam edelim. Peki, sevdiğiniz devam etme durumunuz var mı? Kendi başınıza da bir şeyler yapabilme imkanı oluyor mu bu sanatta? Yani devam etmek istiyorum. İnşallah seneye de Allah nasip kısmet ederse. Kendi başımıza yapma olabiliyor yani. Olur. Onu da yapabiliriz diyorsun. Peki bunun şeyi nedir? Süresi, zamanı, yani her geçen yıl yeni bir şeyler katılınır mı bu sanatta, yoksa böyle bir iki senede öğrenilir artık onu devam ettirir miyiz? Nedir? Bak, sürekli yeni bir şey, ben bile sürekli yani sürekli bir şeyler öğreniyorum. Çünkü bu yani çok zengin bir sanat. Tamam. Anladım. Peki, devam edelim. Sizi tanıyalım. Ben Hikmet Barbaros. Evet, Hikmet Hanım, siz nasıl merak sardınız? Ben daha önce hocamızın sergisine gelmiştim, beğenmiştim. O yüzden istedim yani. Ben bu işi yapacağım. Evet, evet, kesinlikle. Ev hanım mıyız, çalışıyor muyuz? Ev hanımıyım ben. Ev hanımısınız ve çok da güzel bir meşgale bulmuşsunuz. Kesinlikle. Ama dediniz mi, ben bu işi, bana biraz zor gelir, ben bunu yapamam gibi... En başından büyük ihtimalle bırakırım diye düşünmüştüm. Bayağı zorlandık tabii yaparken ama yaptıkça hocamızın yardımıyla da. Yalnız bu iş biraz sanki, Zeynep Hanım, sanki bu iş biraz bayan işi gibi geliyor bana.
Yani çünkü hani örgüdür, danteldir gibi işler, bunlar ince işler olduğu yani için. İncelik istiyor, zariflik istiyor ve evet, çok sabır istiyor açıkçası. Sabır istiyor. İşte bayanlar sabırlı olduğu için yapabilirler. Peki buradan tavsiye eder misiniz gelmeyenlere? Nedir? Mesela siz ona daldığınız zaman terapi mi oluyor size? Ne oluyor? Ne veriyor size? Her şeyi unutuyorsun yani. Bütün kış gittik geldik. Hep her gün daha zorluklarla karşılaştık ama severek yaptık. Çünkü güzel eserler çıktı sonuçta. Bir de geleneksel sanatları olduğu için bence herkesin gelmesi. Sizin hangisi? Benim şurada. Şurada bir gösterebilir misiniz? Evet. Şu besmele özellikle istedim ben. Evet. Şu besmelenin etrafındaki bunlar sizin. Bütün evet, hattı hocamız yazdırdı işte. Evet. Bu kenarındaki bütün çizimleri, boyamaları kendimiz yaptık hocamızın desteğiyle. Bu renkleri de siz mi seçtiniz? Evet, evet, kendimiz ama direkt bir şey yapmadık tabii. Direkt böyle rengi alıp boyamadık. Hep onları birkaç renkle karıştırarak yaptık. Evet, Hikmet Barbaros. Evet, benim. Sizin. Ha, benim. Peki, kolay gelsin. Devam edelim. Şimdi birinizi daha tanıyalım. Sizi tanıyalım. Esra Kahraman. Evet Esra, siz yaş olarak yani öğrenci misiniz, bitirdiniz mi, ev hanımı mısınız? Ben İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı mezunuyum. Bitirdiniz. Oldum. Mezun eğitim olalı. Peki bu boş zamanlarınızda bir meşgale olarak mı görüyorsunuz yoksa bunu devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? Yani ilk başlarda tabii bir hobi olarak, çok merak ettiğim için, çok beğendiğim için başladım. Açıkçası başlarken yani bu kadar güzel şeylerin ortaya çıkacağını hiç hayal edemiyordum. Sizinkini de görebilir miyiz? Evet. Sizin. Yani hangi eser? Şurada var, şurada var. Bir tanesini görelim. Sizin göstermek istediğinizi görelim. Evet. Bu mu? Son çalıştığım iş. Evet. Evet. Anlatır mısınız? Neyi kafanızda ne tasarladınız bunu yaparken? Yani bir besmele süslemek istedim öncelikle. Evet. Sonrasında da bu benim öğrendiğim ikinci teknik. Evet. Klasik tesip çalıştık bu sene hocamla. Ben 2 senedir kursa devam ediyorum. Zeynep hocamla çalışıyorum. Peki siz bunu değerlendirirken neyine bakıyorsunuz? Estetiksel anlamda mı yoksa renkler anlamda mı? Neye göre değerlendiriyorsunuz? Birkaç tekniğimiz var tesipte kullandığımız. Bu tekniklerin inceliklerine göre değişiyor tabii bakış açımız ama ya fırçayı kullanış şekli çok önemli. Boyaların dengesi çok önemli. Renkleri çok önemli. İncelik çok önemli. Sizin kullandığınız fırçalar da bu işe özel fırçalar. Evet. Tesip fırçaları var. İncelikli, kalınlıklı derecesine göre onlara göre kullanıyorum. Peki bir şey soracağım. Şimdi biz mesela öğrenciliğimizden işte sulu boya falan resimler yaparken çok hata yapar. Kağıdı buruşturup atardık mesela. Kağıt, resim defterleri de çok çabuk biterdi biliyorsun. Burada hata yaptı. Silme imkanı var mı? Yani bu altındaki nişastalı bir kağıt. Üzerine evet, nişasta yapılıyor. Kolay fırçanın hareket etmesi için. Tesipte kullandığımız bir tabir var. Yalama tekniği deniyorum. Çok ciddi bir şekilde, evet ilk başta öğrenciler bile tuhaf karşılamıştı ama tükürük bu nişastanın üzerindeki boyayı çıkartıyor. Yani fırçayı yalamak... İşte o zaman silgi mi var, şey mi var? Ya atalarımızın işte... o zaman bir çözüm bulmuşlar tükürük. Fırçayı yalayarak buraya sürerek onu Allah Allah. Tükürükteki amilaz enzimi nişastayı çözen, yani nişastanın sindirimi ağızda başlar biliyorsunuz. Yani oradan kaynaklanıyor. Ben buna çok şaşırmıştım. Şimdi mürekkep yalamayı mutlaka biliyoruz işte eskiden şey olsun diye, akıcılık sağlasın falan diye uçlarla. Ama burada da tesip sanatçıları da silmek için yalama. Yani daha doğrusu tükürük. Tükürük yalıyoruz yani. Bunu bilmiyoruz. İşte her geçen gün bir şey öğreniyoruz. Evet sevgili seyirciler, sergiyi gezmeye devam ediyoruz. Bir misafir var Çanakkale Üniversitesi'nden, Çanakkale'den. Sizi bir tanıyalım. Hasan Şen, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fakülte sekreteri evet, olarak yakın zaman önce orada göreve başladım. Eski çalışma alanlarımız burası, okul müdürüydüm. Balıkesir'imizde bu geleneksel tür sanatlarının yaşatılması hakikaten gurur verici. Ben sergiyi çok başarılı buluyorum arkadaşları. Üniversitemizde, Güzel Sanatlar Fakültemizde sergiyi ağırlamak istiyoruz. Davetimi kendilerine iletiyorum. Zeynep Hanım'a davet ediyorsunuz. Evet. Peki değerlendirirsiniz. İnşallah. Öğrencilerimize bu güzel çalışmaların örnek olması bizim için çok önemli. Onların da güzel çalışmalar ortaya koyabilmesi için bu güzel örnekler çok önemli diye düşünüyorum. Peki geldiniz, gördünüz ve davet ediyorsunuz. Evet, davetimi tekrarlıyorum. Evet. Siz de değerlendirirsiniz. İnşallah. Zaten amacımız geleneksel Türk sanatlarını yaygınlaştırmak ve tanıtmak. İnşallah. Ben Kübra Engin. Açık evet, öğretim okuyorum. İşletme.
İşte ben de kaftan yapmıştım. Bir bakalım mı sizin kaftanınıza da? Evet. Ben de kaftan motifi farklı bir şey olsun diye. Evet. Yine pençlerle. Ama çok güzel olmuş. Yani şimdi biz pek anlamayız inceliklerinden, tekniğinden ama görünüşü çok güzel. Hakan'ın yakın plan çeksin de şöyle bir gösterelim seyircilerimize. Evet. Bu ne kadar sürelik bir çalışma Kübra? Bu öğrenme aşamasından sonra ikinci tablom oluyor. Evet. 3 ay içinde falan yaptım. Bu fiyat yazıyor orada. Alan olursa satacak mısınız? Ay hiç niyetim yok. Yani sipariş alıyoruz. Sipariş üzerine çalışılıyoruz. Çünkü bu bence de yani hemen kıyılmaz bu. Yani. Evet yani. Mesela benim kızım olsaydı Kübra ben parasını verir alırdım. Ama ben de vermezdim. Vermezdim. Evet. Peki devam etmeyi düşünüyor musunuz? Devam etmeyi evet düşünüyorum. Yani şimdi bunlar kursa gelmiyorlar diyelim. Kendileri ne yapabilirler? Evde bu çalışmalara devam edebilirler mi? Tabii ki devam edebilirler. Ama tasarım aşaması biraz zorlanılıyor. Yani ilk başlarda, ilk senelerde. Tasarım aşamasında biz genellikle usta-çırak ilişkisi bizim okulda da devam ediyordu. Hala da devam ediyor. Öyle hocalarımızdan hiçbir zaman kopmuyoruz. Yani tasarım aşamasında beraber çalışıyoruz bir nevi. Ama şimdi bu tamamen hobi anlamında. Amatörce yapılan, bunun bir ticari boyutu olabilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Ya tabii satışlarımız oluyor. Sipariş üzerine çalışıp satışlarımız oluyor. Evet. Peki, şimdi başka burada kursiyerlerimiz, sizi de konuşmadık. Sizi tanıyalım. Elif Çanakçı. Evet Elif. Kardeş, ablanız mı? Yengem. Yengeniz. Şimdi sizin hangisi? Benim şurada bir çalışmam var. Ben öyle mi? Ben katılmıştım. 8 aylık bir eğitim aldım. Evet. Şu benim ikinci... Şu. Evet, bu benim ikinci çalışmam. Evet. Elif Çanakçı yazıyor zaten orada. Evet. Evet. Şimdi bununla ilgili bize söylemek istediğim bir şey var mı? Şu biraz renkler değişik burada mesela. Öyle mi? Başka ne gibi özelliği var? Yengesi. burada ayrıca motiflerin içinde Rumi desenleri de var. Evet. Öyle bir çalışma yaptı Elif. Evet. Farklı bir tasarım yaptı. Ya Vedud. İsmail'den bir isim. Allah'ın isimlerinden. Onu süslemek istedi. Böyle bir çalışma gerçekleşti. O siz bunları özellikle hat sanatçılarına yazdırıyorsunuz değil mi? İstiyorlar. Ne istiyorlarsa ona göre sipariş verip hatlatlar da. Aynı bizim gibi sipariş üzerine çalışıyorlar. Öyle yazıyorlar. Evet. Peki vaktimizin sonuna geliyoruz. Bir de Ebru. Bir erkek arkadaşımız var. Kardeşimiz. O da sizin kardeşiniz. Kardeş görümce devam ediyorsunuz. ama tam şey anlamında burada 13 isim var. Değil mi? 13 kursiyeriniz mi var? 13 kursiyerim var. Evet. Ama çok zevkli zannediyorum kulaktan kulağa bu anlatıldıkça önümüzdeki yıl daha da fazla. Yavaş yavaş yaygınlaşılıyor tanıtıldıkça. Böyle Balıkesir'de böyle tanıtılıyor. Evet. Sizin isminiz? Ömer Vahit. Ömer sen Ebru üzerine mi çalışıyorsun? Ebru üzerine çalışıyorum. Peki ben. Daha önceden var mıydı yoksa abla o okulu okuyunca mı? Tabii ablamın teşviki, babamın teşviki üzerine. Tabii küçükten beri sergilerin içerisinde öyle büyüdük. Babamın da bu işlere ilgisi var. Tamam. Ben de bir yerden girmek istedim. Ebru'yu kendime daha yakın. Şurada var bir değil mi? Bir şurada var. Hangisi? Şu karşıdaki. Evet. Bu burada şimdi Ebru sanatı bu kitre ve veya kerajin suyu yoğunlaştırarak o özel hazırlanmış boyaları üzerine serpiyoruz. Desenler oluşturarak. O boyalar da yapılıyor mu yoksa hazır mı alınıyor? Hazır da var ama tabii topraktan yapılırsa daha iyi olur. Toprağı ezerek, suda süzerek hazırlanıyor. Ebru biraz simetri şeyi var. Kesinlikle yani en küçük bir hatada o kağıdı çıkarıp atmanız gerekiyor maalesef. Yani en ufak bir dokunuşta biz böyle biz dediğimiz metal üşü aletlerle işte ebruları çekiyoruz, yapraklarını çekiyoruz. Alttaki zemin battal olarak niteleniyor. Şurada da bir değişik bir çalışma var zannediyorum. O nedir? O minyatür çalışması. Evet, onu kim yaptı? O da benim çalışmam. Ben minyatürde çalışıyorum. Evet. Minyatürün şeyi ne? Tekniği ve özelliği nedir? Nasıl oluyor? Minyatür tasvire dayanıyor. İnsan, mekan tasvirlerine dayanıyor. Ben burada Konya Mevlana Müzesi'ni... Şunu gösterelim. Konya Mevlana Müzesi'ni
minyatürünü yapmaya çalıştım. Evet. Yani böyle bir semazenle beraber böyle bir tasarım yaparak Mevlana Müzesi'ni minyatürünü yaptım. Peki bu tesipte kullanılan boyalar mı kullanılıyor burada yoksa ayrı mı bunların da? Yok, tesipte kullanılan boyalar kullanılıyor. Onlar ve altın ve boyalar kullanılıyor. Evet, o Mevlana Müzesi'nin o bulunduğu yerin çok çok küçültülmüşü. Küçültülmüş, tasvirlenmiş hali bu. Gidip oraya çalışmalar yapıyoruz, fotoğraflar çekiyoruz, nereye ne kullanabiliriz, oradaki taşları nasıl gösterebiliriz? Bunları çalışarak böyle bir tasarım elde ediyoruz. Evet, bir kursiyerimiz daha kaldı zannediyorum. Sizinle de konuşalım. Siz burada olanlarla herkesle konuşmuş olalım. Sizi tanıyalım. Ben Şule Özer. Evet Şule Hanım, bir yerden emekli miyiz, çalışıyor muyuz? Ben ev hanımıyım, ev emekliyim. Emeklisiniz emekliyim, aynı zamanda. Evet. Siz nasıl merak sardınız? Benim daha önceden tesip ve soyucu resim çalışma bir geçmişim oldu. Özdemir Yemenicioğlu atölyesinde başladım resim çalışmalarına. Fakat tesip çalışmama Bursa'da bir iş nedeniyle gittiğimde Arife Aktuğ'un atölyesinde başladım. Bir müddet ara verdim. Daha sonra Zeynep Hoca ile beraber işte geçen sene bu çalışmaları yaptık. Yaptık. Sizinki hangisi? Şöyle göstereyim. Sizin eserinizi de gösterelim. Programı bitirelim yavaş yavaş. Şu mu? Evet, bu benim eserim. Evet, bu iki yüzük iç içe gibi mi? Ne? Bir öyle bir... Alyans diyelim. Alyans, yüzük dedik biz. Alyans, evet. İsmi iç içe. Neydi? Evet, iç içe. Çok güzel bir çalışma. Onu andırıyor acaba dedim çünkü belki başka bir anlam da olabilir. Yok, öyle. Güzel bir çalışma. Evet, evet, öyle. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Şimdi Zeynep Hanım, bitiriyoruz programı. Bu Yayla'da alışveriş merkezinde, hemen servis salonunda, burayı herkes biliyor zaten. Ne kadar süreyle burada kalacak? 22 Ağustos'ta kapanacak. Yani bayramdan sonra toplayacağız. Bayram, evet. Bayram için, bayram öncesi, bayram içerisinde falan gelenler gezip, evet, gezip görebilirler. Evet. Gerçekten de gezilip görülmesi, şöyle tek tek incelenmesi güzel olacak. Biz de bu aynı fikirdeyiz. Size kolay gelsin diyoruz. Başarılar diliyoruz. Önümüzdeki yıl için kurslar devam edecek mi? Kurslar halk eğitim bünyesine devam edecek. Devam edecek. Evet. Merak saranlar oraya gelip kurslara katılabilir. Kurslara katılabilir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, geleneksel Türk sanatları hat, tesip, ebru, minyatür sergisini gezdik. Sizlere de sergide bulunanları yapanlar tarafından, kursiyerler tarafından ve hocaları Zeynep Hanım tarafından bilgiler sunduk. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.